Bir başka hasreti sohbet ehlidir efendim. Nezih Bey'le ülfet ve ünsiyet edilir. Gıybetsiz, dedikodusuz, faydalı, nezih konuşmalar yapılır. Nezih Bey'in özelliklerinden ve faziletlerinden biri de o mal için, para için yaşamaz. Mal ve para onun gayesi değildir. Yaşamak için az miktarda, yeterli miktarda bir gelire ihtiyaç vardır. Onu temin eder ve ondan sonra asude bir gönülle hayatını devam ettirir. Fazlasını istemez ve aramaz. Paranın put haline geldiği, paranın ana değer haline geldiği, Peygamberimizin salat ve selam olsun ona buyurduğu gibi, onların dinleri para, kıbleleri kadındır denilen bir taifenin Türkiye'ye hakim olduğu bir devirde takdir buyurulur ki, vahasret gerçekten çok yüksek bir fazilettir. Nezih Bey yazılar, kitaplar telif etmiş, Fransızcadan tercümeler yapmıştır. Kültürümüze, irfanımıza hizmet etmiştir. Bu katkıları dolayısıyla o mutlu bir insandır. Tebrike ve minnete şayan bir kimsedir. Nezih Beyefendi kerem ve mürüvvet sahibidir. Sakın benim övgü hususunda çok cömert olduğumu zannetmeyin. Yani çok bu hususta cimriyim. Nezih Bey'i övüyorsam o doğrudur. Samimiyetimden emin olabilirsiniz efendim. İmkanı olduğu zaman ahçı tutup dostlarına ve yaranına ziyafet verdiği günleri de hatırlıyorum. Hatta ahçı da benim adaşımdı galiba. Efendim, Nezih Bey'in devlethanesinin kapıları ehli irfana her zaman açıktır. Nezih Bey'in kapısını çaldınız mı, orada güler bir yüz bulursunuz. Karnınız açsa, karnınız doyurulur. Karnınız tok gelmişseniz, nefis bir çay yapılır ve sohbet edilir. Nezih Bey her zaman mütebessim olmuştur. Ben kendisini avusul veci, yani asık suratlı görmedim. Şimdi de öyledir, avsardan bakabilir. Kriz mırız Nezih Bey'e tesir etmez. O her zaman krizleri, sıkıntıları, darlıkları bile tebessümle karşılar. Efendim şimdi önemli bir soru. Bu memlekette Nezih Bey'in kadru kıymeti bilinmiş midir? İşte bu soruya bilinmiştir cevabını vermek mümkün değildir. Maalesef bizim toplumumuz değerli fertlerinin, değerli çocuklarının kadru kıymetini bilmez. Aradan ancak 50 sene geçtikten sonra efendim, Nezih Bey de varmış deniz. Vefalı toplumlar kabiliyetli ve istidatlı fertlerine hizmet imkanı sağlar. Bu imkanlar Nezih Bey'e sağlanmış mıdır? Yine bu sorunun cevabını sizler vereceksiniz. Nezih Bey marifet ve hüner sahibi bir kimsedir. Marifet iltifata tabidir. Müşteriz hizmete zahirdir. Efendim Nezih Bey için bu jübileyi tertipleyenleri kadir şinaslıkları dolayısıyla an samimil kalp tebrik ediyor. Diyeceksiniz ki bugün kullanılmayan tabirleri an samimil kalp, avusul veci gibi bu tabirleri niçin kullanıyorsun? Efendim Türkçe son derece yozlaştı.
son derece ağrı sürdürücü ne demektir diye lügata bakar, o da bir şey öğrenmiş olur. Efendim, Cenab-ı Hak'tan Nezih Beyefendi'ye sağlık, afiyet ile dolu uzun bir ömür temenni ediyorum. İnşallah bundan sonra Nezih Bey'in kıymeti bilinir ve kendisine hizmet imkanı sağlanır. Biz lütuf istemiyoruz. Mahcup olurlarsa o hizmeti yapacaklarına akılları kestiği takdirde kabul ederler. Çünkü hizmetler de bir emanettir. Binaenaleyh Nezih Bey bundan sonra elinde efendim dilekçe yahut efendim çantasında bir dosyayla oraya buraya gidip de efendim bana hizmet verin demez. Onun ayağına gidilecektir. Yapacağı hizmetler hususunda kendisinden rica ve istihamda bulunulması gerekir. Efendim ben bugün hem rahatsızım hem zaten uzun konuşmak gibi bir adetim yoktur. Bir iki kırık dökük cümle ile meramımı arz edebildiysem burada da son vermek istiyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Arzu ederseniz buyurun oturun. Arzu ederseniz. Biraz daha. Peki. Efendim, Sayın Mehmet Şevket Eygin'in söylediği Nezih Bey'in kapısının her zaman açık olması ile ilgili aklıma bir şey geldi. Evet, oraya çok ünlüler de, çok ünsüzler de gelir ve oradan feyz alırlardı. Bu arada kendisinin bir tanıdığımız vardı. Şimdi adını söylemeyeyim. Ancak çok kitap sever, kitapların içinde ne olduğunu bilir ama kitapları pek fazla okumayan bir zattı. O kişi de gidip geliyordu. Üstelik Ayşegül Nadir ile birlikte. El yazması bir kitabı vardı Nezih Bey'in. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetnamesi. Ve o zat vefat etti. Allah rahmet eylesin. Meğer Nezih Bey ondan şüphelenirmiş. O kitabı o aldı diye. Cenazesinde Musalla Taşı'nın önüne beraber gittik. Bir süre beraber durduk. Sonra ben ayrıldım. Nezih Bey biraz daha kaldı ve bir baktım tabuta doğru eğilip bir şeyler söylüyor. Sonra geldi benim yanıma. Dedim ki ne yaptınız tabuta ne söylediniz? Yahu dedi sükût ikrardandır değil mi? Evet dedim. Ben dedi sordum. Erzurumlu'nun Marifetnamesini sen mi götürdün dedim. Hiç cevap vermedi dedi. Yani cenazede gülsem mi, ağlasam mı, ne yapsam? Evet, bu açık kapının getirdiği bir belki zarardı ama bu açık kapıdan yararlanan çok kişi olmuştu. Efendim, şimdi malum Nezih Bey'in gazetecilik yanı var, yazarlık yanı var, müzisyen yanı var, mevlevilik yanı var. Nereden bakarsanız o tarafının daha önde olduğunu zannedersiniz. Şimdi mevlevilik ve dostluk yanını daha çok gördük. Bilmiyorum sayın gazeteci, yazar, araştırmacı, gazeteci, yazar Murat Çulcu özellikle Osmanlı tarihi, Çanakkale ile ilgili kitapları ile tanınıyor. Acaba bize Nezih Özel ile ilgili neler söyleyecek? Her şeyden önce sevgili Nezih Özel ile ilgili konuşma hakkı tanındığı için bana hem kendisine hem de Nezih toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ederim. Her ne kadar bizim Nezih Bey ile ilişkimiz gazetecilikle sınırlı gibi gözükse de Nezih Bey'i bir meslekle sınırlamak, bir konuyla sınırlamak
mümkün değildir. Diye böyle abilerim kutsi olduğu gibi böyle takılırlardı. Yani Nezih abi ailemizin sanki ilk kardeş anlamında en büyüğüydü. Veya zaten öyledir. Özbekler tekkesinde benim çocukluğumdan itibaren büyük bir beraberliğimiz var. Ben sadece bir şey sormak istiyorum tabii. Toplantının gidişatını bilmiyorum. Ne kadar konuşma süreleriniz? 10 dakika. 10 dakika. Böyle dönecek. Döner mi dönmez mi? Yani 10 dakika çok az. 10 dakika çok az ama. Evet. Şimdi Özbekler tekkesindeki o meşlerde üstadlar gelir. Ben 3-5 yaşından itibaren olduğum tekke dönemleridir. İlk önce dinlerdik. Sonra işte ortaokul, lise dönemlerinde ne yüklemeye daha bilinçli olarak baktığımızda, çünkü 5 yaşından itibaren ne yüklediğimi gösteren bantlar var ama esas bilinçlenme ortaokul, liseden sonra malum. Ve 1970'lerde beraber olduğumuz tekke, Özbekler tekkesi bantları şu anda elimde, onu da bir tedavi ettim. Kurtardık Allah'a şükür. Ve mesela bir tanesinde Cahit Özkan'la birlikte ve üflüyoruz, icra ediliyor, müzik icra ediliyor. Benim hakkımda, bu çocuk neyden olmuş yani, ben bir acamaşıdan taksim yapıyorum. Onun kaydı da var ama vaktimiz çok az olduğu için her yerde dinletemeyeceğiz. Dezi abiyle ilk profesyonel çalışmamız 73'te İstanbul Sergi Sarayı'nda Mevlevi ayinidir. Bestenigar ayinini icra ettik. Babam o zaman rahatsız ameliyat olmuştu. Ve ilk defa mutluluk dışında oturarak izledi. Aka Gündüz Neyzen başı olmuştu. Ben de Neyzenler arasında yer aldım. Şimdi onların hepsi vefat etti. Aka Gündüz, Doğan Erdin, Fuat Türkelman ve ben Deniz vardım. Hakikaten tarihimiz çok hızlı geçiyor, zaman ve değerleri yükseldik. Ve babamın vefatından sonra 74 yılında Konya'da ikinci beraberliğimiz oldu. Yine orada Bestenigar aynı icra edildi. Hatta ben biraz böyle gitmek tereddüt için dedim, beni ısrarla Konya'ya davet etti. Olmaz, geleceksin babanın temsilciliği. Lisede okuyordum ve izin alıp gittim. O da önemli bir hatıradır benim için. Ama ondan sonra beraber çalışmaya başladık. 80'li yıllarda İstanbul'daki Mevlevi törenlerinin zannediyorum temelini beraber ben de bir onların yanında bir kardeşler olarak tek başıma, yani bir Mevlevi ayini icra ederken bir neyzenin tek başına olması çok zor. Çünkü o zamanlar şimdiki maşallah neyzen çok tabii burada arkadaşlar yetişiyor, benim metot yazmamın sebebi de o. Konservatuvardaki hocalığın sebebi de o. Neyin, musikimizin yayılması. Ama o zaman çok az, yok gibiydi. Herkes meşgul, olanlar da meşguldü. Notayı çevirme imkanım olmadığı zamanlar vardır. Galata Mevlevi Yayınlısı'nda. Hatta Galata Mevlevi Yayınlısı'nı Nezih Bey'in söylediği gibi yeniden açtık. Sanki o tarihte, 80'li yıllardan. Belki yeniden açma değil. O zamanlar müze anlamında fazla törenler yapılmıyordu ama 80'den sonra bence yeniden açıldı. Çünkü orada bir takım törenler yapılıyor ama bunlar aslında her anlamda ve turistik yapıdan uzaklaşmalı. Orada da ayrı bir sıkıntı var ama bu bahsi diğer bir konudur. Çünkü bu kültür, Müseyir Hoca'nın da söylediği gibi, Müseyir Ünver Hoca'mızın söylediği gibi, Mevlevi Ayniler, sayın dostlar, Mevlevi Akademisidir. Musiki Akademisidir, Mevlevi Akademisidir. Orası akademidir orada. Şimdi Yeni Kapı Mevlevi Aynesi yapıldı, bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum bu anlamda. Orası akademi olmalı. Orası bu kültürün yapılması için her türlü anlamda. Kitap veyahut da işte bu... Hürmetlerimi, bağlılıklarımı tekrar ediyorum. Efendim tabii kültür ve sanat adamı olarak Nezih Bey konuşuldu. Ben de bu 50 yılın, 42 yılında hep vardı Nezih Bey için